fazilet bakımından bu dünyada faziletli insanlar, fazileti yüksek olan insanlar denizin dibinde, yerin en altında olsalar buna şaşılmaz. Neden? Denize bak. Evet. Ne kadar değerli, inci, evet, mercan varsa hepsi ama deniz aşağıdır. En altında. Evet. Çer, çöp, istik, ne varsa onların hepsi en üst tarafta duruyor diyor. Bu liyakat bahsinden biraz bahsedelim. Evet, her dönemde de böyle olmuştur zaten. Hiç bahsedilmediği bir dönem yok hocam. Hemen her dönemde. Türk tarihinin en parlak dönemi, evet, 16. yüzyıl. Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar diyor adam. 16 devlet ne demek? 15'ini niye yıktık? 15'ini böyle yıktık. Herhalde işte bundan dolayı yıkılıyor. Yani hani en parlak, muhteşem yüzyıl diye bugün anlattığımız, evet, dönemde bile selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar diyor. Yani evet, bunu nasıl anlayacağız hocam? İnsanoğlu bu problemi neden aşamıyor? En temelinden alalım. İlahi hikmet böyledir. Evet. Allah-u Teala bu dünyada sevdiğine pek rahat vermez. Sevdiğinin kendisinden başkası da bilsin istemez. Bu oradan. Hazreti Ömer zaman zaman peygamberimizin evine rahat girer. Çünkü Hazreti Peygamber'in kayınpederidir. Evet. Babası. Hazreti Ömer'in kızı peygamberimizin hanımıdır. Hazreti Hafsa annemiz. Rahat girer çıkardı. Bir gün peygamberimizin odasına girdi. Peygamberimiz yerde uyumuş, hasırda uyumuş. Hasır yüzünde iz bırakmış Hazreti Peygamber'in. Hasır dediğim işte meşhur bir örgüdür. Herhalde bilinir ne olduğu yani. Hem sert bir şeydir. Uyumuş, yüzünde iz bırakmış. Hazreti Ömer onu görünce Cemal-i Muhammed'i hasırda yatsın, olacak şey değil yani. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Hazreti Ömer de iri yarı muhteşem bir zat. Yani gök gürültüsü gibi ses çıkarıyor. Hazreti omuzları sarsıla sarsıla. Sakin ol ya Ömer, sakin ol ya Ömer. Biraz sakinleşince Efendimiz soruyor. Ne oldu ya Ömer, niye ağlıyorsun? Ya Resulallah diyor. Firavun, Nemrut kuşluğu yataklarda yatsın. Alemlere rahmet insan. Hasırda yüzü yere gelsin, hasır yüzünde iz bıraksın. Buna ağlıyorum deyince, Efendimiz ya Ömer istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Şimdi bu söz bize çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama söyleyen ahireti de görüyor o sırada. Evet. Anlatabildim mi? Söyleyen seyrediyor kubbeleri, sarayları, o alemi görüyor. Hadi dünya onların olsun. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Öbür dünyada, ahiret aleminde birbiriyle konuşurlar diyor insanlar. Ve bu dünyadan bahsederler. Ayet. Sorarlar birbirine. Dünyada ne kadar kaldınız? Cevap şudur. Bir gün ya da 1,5 gün. Ahirete göre bu dünya o kadar silik, önemsiz ve geride kalmıştır ki düşünün 90 senelik ömür bile 1 ya da 1,5 gün. Bütün ehemmiyeti hepsi bu kadar. Hazreti Ömer'e diyor, hadi dünya hepsi onların olsun. Hepsi onların. Ahiret bize yeter. Eyvallah. Şimdi böyle olunca da bu dünyanın ölçülerinde çer çöp ne varsa el üstünde tuturur. Evet. Genellikle böyledir. İş ehlinden çıkar. Layık olmayan baş tacı edilir. Layık olan görülmez. Onu da Allah bilir. Allah'ın bildiği de zaten görülmemesinden anlaşılır. Bilen bilsin yeter. Allah biliyorsa kul bilmese de olur. Yani bilen ne diyor? Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Zaten velayet mertebelerinde geçen sohbetimizde bahsetmiştik. Allah'ın sevgili kulları üçe ayrılır. En altta meşhurdur. Hem halk bilir, hem kendi bilir, hem Allah bilir. Büyük zattır. Halkta hürmet gösterir. Millet baş tacı eder. Bu en düşük. Bir adım ilerisi herkes bilir, kendisi bilmez. Kendisi veli olduğunun, evliye olduğunun farkında değildir. Allah onun bilmesini istemez. Güzel bir haldir. Farkında olmamak masumiyet demektir. Evet. Farkında olmamak, hatta bir yerde bir batılı şeyde okumuştum. Diyor ki en güzel kadın güzelliğinin farkında olmayandır. Eyvallah. Hakikaten öyle. Şimdi ben güzelim iddiası ne yap? Çirkinleştirir adamı. Evet. Bayağılaştırır değil tabii, mi? Tabii gayet tabii. En üstündeki ise ne halk bilir ne kendi Allah bilir. Bir Allah'a malumdur, öbür tarafta da bildirilir. Kendisinin çok çok büyük bir zat olduğunu kendisi farkında olmaz. Eyvallah. İşte bilinmesin diye çer çöp hemen öne geçer, kendi kendine iyi pazarlar, göz boyarlar ve öne geçerler. Baki sarayda yaşamış o tipleri çok görüyor. Evet. Düşünün yani 16. yüzyıl Osmanlısı. Şimdiki Türkiye 16. yüzyıl Kanuni Osmanlısının 50'de biri. Bir eyalet kadar bile değil ha şimdiki Türkiye. O zamanki imkanlarla nasıl idare ediliyordu? Evet. Ve o zamanki yalakalık durumunu bir düşünün. Olmaz mı? İmkanlar 50 kat daha fazla. Evet, 50 kat daha fazlaydı tabii. Eyvallah. Her dönemin vazgeçilmez evet, maalesef. Maalesef öyledir. Yani.